Herkese merhabalar. Hoş geldiniz atölyeme, hoş geldiniz evime. Şerefler verdiniz. İsterseniz masalıma geçmeden önce küçücük kendimi tanıtmak isterim. Daha sonra da masalımıza geçiş yapabiliriz. Ben Nermin. İzmir'de grafik tasarım bölümünü bitirmiştim. Daha sonra Ankara Gazi Üniversitesi matbaa öğretmenliğini bitirdim. Daha çok bilgisayar üzerine çizimler üzerine bir bölümdü. Sonra da Belçika'ya geldim. Belçika'ya taşınalı 9 sene oldu. 9 senedir buradayım. Eğitimime ara vermeden daha çok devam etmeye başladım ve farklı alanlara da yöneldim. Bunun yanında masal anlatıcılığı, hikaye anlatıcılığı, masal anlatıcılığı eğitmenliği, hikaye anlatıcılığı eğitmenliği, drama, koçlukta taçlandırdığım yazarlık eğitimleri aldım ve bunlarla da branşımı daha çok süsledim. Ve hala da eğitim almaya devam ediyorum. Sanırım eğitim almayı çok seviyorum ve öğrenci olmak da en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Şu anda olduğum ülkede atölyeler düzenliyorum. Masal atölyeleri, resim atölyeleri düzenliyorum. Korona olmadan önce olduğum şehirde de bir sürü atölye yapmıştık. Hatta ülkeler arasında da atölyeler başlatmıştık. Ki şu ara evde olmamız asabiyle yapmayı bıraktık. Ben de yine hız kesmeden atölyelerime bu şekilde sizlere ulaşarak canlı yayınlarla devam ediyorum. Çok da uzatmak istemiyorum. İsterseniz atölyemize, masal atölyemize başlayalım. Ve masal kapısından girişimizi yapalım. Sizlerden tek ricam olacak. Eğer yanınızda çocuklarınız varsa ve beni şu an çocuklarınızla izliyorsanız bir tane anahtar alsanız bu şekilde ve siz de benimle interaktif olarak devam etseniz ve beraber masal kapımızdan giriş yapsak. Bir de benim ekip arkadaşlarımdan biriyle sizi tanıştırmak istiyorum. İsmi Salça. Salça ismini de şu şekilde koymuştum. Masallarıma eşlik edince çok tatlı, çok güzel oluyor. Aynı annelerimizin yaptığı salçalar var, yemekler vardır ya, böyle salçayı çok katarsak çok ekşi olur. Ama az atarsak çok tatlı ve çok kıvamlı olur. Aynen. Çok girince masalımızdan çok zevk vermiyor. Ve masalımızdan çok zevk alamıyoruz. Ama az girerse çok lezzetli ve çok tatlı masallar oluyor. Evet. Salçayla da sizleri tanıştırdıysam, sizler de anahtarlarınızı alıp beni dinlemeye başlıyorsanız o halde masal kapımızı açalım ve hayaller kapımızdan, hayaller diyarlarımıza girelim. Hazır mıyız? Evet. Tik, tak, tok. Masal kapımızı açıyoruz ve hayaller diyarından masallar arasında bir yolculuğa çıkıyoruz. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kahpur zaman içinde, pireler berber iken, develer tevlal iken, ben annemin beşiğinde tıngır mıngır, mıngır tıngır sallanır iken, çok uzak diyarların birinde, çok uzak köylerin birinde, yoksul bir aile varmış. Bu annenin de 3 tane küçük oğlu varmış. Bunlardan en büyüğü yazları armut ağacının dibinde otururmuş. Kışları da sobanın kenarında asla ama asla çalışmazmış. Annesine hiç yardım etmezmiş, anlayış da göstermezmiş. Annesi para kazanır, çocuklarına yedirirmiş. Büyük çocuk da hiç oralıklı olmazmış. Ortancı çocuk mu? Ortancı çocuğumuz da belki de tam böyleymiş. O da abisi gibiymiş. Armut ağacının kenarında yazları otururmuş. Kışları da sobanın kenarında bekler, yatarmış. Annesi çalışırmış, ortancı çocuğu da yedirirmiş ama ortancı çocuk hiç oralı olmazmış. Yine bu annemizin
küçük oğlum ona çok düşkünmüş. Annesi üzülmesin diye onu mutlu etmeye çalışırmış. Annesini en çok takdir eden de bu küçük oğlanmış. Annemiz ne mi iş yapıyor? Annemiz tablolar dokurmuş kumaşlara. İlmek, ilmek, ilmek kafasından geçenleri, beyninden geçenleri tablolara dokurmuş. Sonra da bunları alırmış, gidermiş, 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 pazarlara satarmış. Alırmış para ama hak ettiği emeğin karşılığı değilmiş. Yine bir gün tablolarını yapmış, paketlemiş, almış kucağına, gitmiş, gitmiş pazara. Satmış satacağını, dönmüş. Tam dönerken bir dükkanın tam karşısında bir tablo asılıymış. O da nesi? O tablo da ne? Kadın şöyle olduğu yerde kalmış. Baka kalmış. Hiçbir şey diyememiş. Konuşamamış, hareket edememiş. Olduğu yerde kalmış. Bakmış, bakmış, bakmış. Bu masalımızın da ismi olan hayallerin tablosuymuş. Aslında kadın onu da hayallerini görmüş. Hani üç çocuğuna bakıyordu ve sabah güneşin doğuşunda resimler işlemeye başlıyordu ya. İşte kaybettiği geçmişini, bulmak istediği geleceğini aklındaki, hayallerindeki olan o tabloymuş. Evet, böyle bir tablo varmış ve kadın şok içerisinde kalmış. Beklemiş, beklemiş. Dakikalar geçmiş, saatler geçmiş. Bir an ansızın girmiş kapının içinden tablonun yanına gelmiş. Yine bakmış. Çok heyecanlanmış. Onu çok heyecanlandırmış bu tablo. Satıcıyla konuşmuş. Parasını öğrenince de kadın çok üzülmüş. Hayallerindeki o tabloyu, hayallerin tablosunu alabilecek gücü maalesef ki yokmuş. Kadın üzgün, argın, yorgun gelmiş. Girmiş evine. Geçmiş armut ağacının yanına seyre dalmış. Bakmış, bakmış, bakmış. Ötelere bakmış. Büyük çocuk gelmiş, ortanca çocuk gelmiş. Anne, sen neden çalışmıyorsun? Neden bize para getirmiyorsun da karnımızı doyurmuyorsun demiş. Ama annesi konuşmamış. Sen anne değil misin demiş ortancı kardeş. Bize para niye getirmiyorsun demiş. Halden yine anlamamış. Günler geçiyorken en küçük çocuğumuz, en küçük kardeşimiz sadece annesine bahçeden topladığı elmaları ve suları getiriyormuş. Ve annesi böylece yaşıyormuş. Armut ağacının kenarında ne mi görüyordu? Evet, gördüğü aslında şey tam da şöyle bir şeydi. Bir kapı vardı. Kapıdan bir kapı vardı ve kapının ardında o tabloyu görüyordu. Öyle bir tabloydu ki hayal ettiği tam da belki şöyle bir şeydi. Bir kapı vardı ve kapı açılıyordu. Görüyordu hayalindeki tabloyu. Evet, günler geçmiş. Gündüzler olmuş. Yıldızlar çoğalmış. Tekrar bir sabah olmuş. Tam tamına 7 gün geçmiş. Bu 7 günün sonunda annesi kalkmış. Demiş ki benim tam
üç tane bakmakla yükümlü olduğum evladım var. Ben çalışmazsam, hayallerime dalarsam onlara kim bakacak? Bu enerjiyle kalkmış. Ama her zaman kalktığı saatten biraz daha önce kalkmış. Çünkü yapması gereken işten önce hayallerinin tablosunu dokumaya karar vermiş. Hayallerinin tablosunu ancak bu şekilde yapacağına inanmış. Evet, işini yapmadan önce, evet o para kazanmadan, o para kazanarak tablolarını dokumadan önce kendi tablosunu dokumaya başlamış. O tabloda neler mi varmış? Dağlar varmış. Büyük büyük dağları çizmiş. Kendi hayalleri kadar büyük dağları. Daha sonra nehirler çizmiş. O nehirden akan sular sanki kadının içinden çağlıyor gibiymiş. Kadın öyle bir dokuyormuş ki kumaşa, ilmek ilmek sanki hayallerini dokuyormuş, ruhundan üflüyormuşçasına. Bir kuş çizmiş, kuş çiziyormuş ama gözyaşları da akıyormuş. O gözyaşlarını akıttığı tabloda bülbüller şakımaya başlamış. Bahçeler çizmiş ağaçlar. O ağaçlar çizerken hayallerini düşünüp seyre dalmış, mutlulukla dolmuş için. Gelincikler işlemiş, parmaklarını kanatarak o kanlar gelincikleşmiş. Ev çizmiş, güneş çizmiş, altın sarısı renginde bütün tabloyu ısıtıyormuş adeta. Kadın öyle bir çiziyormuş ki, kah ağlıyormuş, kah gülüyormuş. Ruhundan üfleye, üfleye, üfleye çiziyormuş. Günler geçmiş, ardından geceler kovalamış. Bir sabah olduğunda annesi hazırım ve geliyorum çocuklar, siz de hazır mısınız demiş. Çocuk da beklemişler merakla. Bakıyorlarmış annesine. Annesi de evet demiş. Şu ana kadar en heyecanlanarak yaptığım tablo. Sizin fikrinizi çok merak ediyorum. Ve göstermiş tablosunu. Hayallerindeki tabloyu. Ağaçlar varmış, nehir, güneş, dağ, ev. Tam böyle gösterirken büyük ve ortanca çocuğa bakmış annesi fikrini almak için. Bu da ne ki demişler. Bu da ne? Sen zaten para kazanırken ki yaptığın tablolar gibi değil mi? Nesi farklı şimdi de bize kalkıp bir de gösteriyorsun? Annesi bakmış onlara. Üzülmüş. Sonra en küçük çocuk almış. Söze başlamış ve demiş ki, anne, şu ana kadar hayatımda gördüğüm ve senin yaptığın en iyi tablo bu. Eminim bana anlattığından daha güzel bir tablo yaptın. Ve sakın ama sakın anneciğim bu tabloyu satma demiş. Bunu satamazsın çünkü bu senin hayallerinin tablosu. Ruhundan üflediğin tablo. Kendinden ödün vererek çizdiğin tablo, yaptığın tablo demiş. Elinde tuttuğu kumaş parçasıyla. Birden rüzgar hu demeye başlamış. Almış, götürmüş kadının tablosunu uzaklara. Kadın kalmış, elleri boş. Çocuklar bakmış. Annesi o günden sonra hiç normal bir hayata geçememiş. O tablonun gidişiyle annesi de yiyemez olmuş. İçemez olmuş, uyuyamaz olmuş. Annesi hasta düşmüş yatağa.
konuşmuyormuş. Gülmüyormuş da. Gelmiş büyük ortancı ve küçük kardeşler. Bakmışlar annelerine. Ama anneler hiç tepki vermiyormuş. Sonra da hasta düşmüş ya zaten. Demişler ki bu iş böyle olamaz. Annemizin iyi olması lazım. Çünkü bizim de ihtiyaçlarımız var. Gitmişler yine annesinin yanına. En büyük kardeş demiş ki ne yapabiliriz? Anne söyle. Senin için ne yaparsak sen yine ayağa kalkarsın. Annesi de demiş ki ancak bana o tabloyu geri getirirseniz ölmeden önce o tabloyu son kez gözümün önünde görürsem o zaman dünyalar benim olur çocuklar. Gidin ve bana o tabloyu bulun demiş. Gitmiş büyük çocuk, vedalaşmış annesiyle kardeşleriyle. Gitmiş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere, tepe, düz gitmiş. Ve nehirlerin yanında duran akan ve duran o kulübenin yanına varmışlar. Bir yanında kadın bulunuyormuş. En büyük çocuk gelmiş o kulübenin yanına. Teyze bunu görmüş. Demiş ki, ne arıyorsun evladım burada? O da demiş ki, annemin tablosu kayboldu. Tablosunu arıyorum. Sen görmüş olabilir misin? Hani şu demiş, ilmek ilmek hayallerini dokuduğu tablodaki kadın mı? O kadının tablosunu mu arıyorsun demiş. Sen nereden biliyorsun analık demiş. Kadın da biliyorum, çok iyi biliyorum. Çünkü onun güneşli dağın sultanları alıp götürdüm. Hayatlarında hiç bu kadar güzel tablo görmemişlerdi çünkü demiş. Büyük çocuk da sormuş. Peki ne yaparsam ben o tabloyu geri alabilirim? Kolay demiş. Çok basit. Bak görüyorsun ki önünde bir at var. Ama atın dişleri yok. Önünde de otlar var. Sen dişlerini atıma ödünç ver. O da otları yesin. Kanlansın, canlansın, şahlansın. Seni alıp başka diyarlardaki o tabloya götürsün demiş. Çocuk da demiş ki saçmalama ya. Nasıl ödünç vereceğim ben dişlerimi? Peki demiş, onun da kolayı var. Sana bir kese altın. Al bunu. Ve uzaklaş buradan. Çünkü bu yol çok çetin. Eğer şikayet edersen bu yoldan geri dönemezsin demiş. Tabii ki bizim büyük çocuğumuz seve seve kese altını almış, çıkmış yola. Tam yol ayrımına gelmiş, düşünmüş. Annesinin yanına gidip söylemek varmış. Bir de bir kese altın. Biraz ağır basmış ve demiş ki, bunu alıp kendi başıma şehirde yaşamak varken neden onların yanına gideyim ki? Demiş ve oradan uzaklaşmış. Sonra bakmış ki annesi ve iki kardeşi büyük abiden hiç haber yok. Ne gelen var ne giden. Demiş ki ortancı kardeş, o halde o zaman ben gitmeliyim. Ve senin tablonu ben bulmalıyım. Gitmiş. Az gitmiş, uz gitmiş, gitmiş. Yine o nehirler akan kulübenin yanına gelmiş.
kadını görmüş, yaşlıca aynı abisinin söylediği gibi bakmış, kadın da aynılarını söylemiş. Dişlerini ödünç verirsen, otum otları yer, canlanır, kanlanır, şahlanır, sen de o tabloyu bulabilirsin demiş. Ama demiş, o yol çok uzun, o yoldan gidersen dönüşü yok. Çok güveneceksin kendine, hayallerine tutunacaksın demiş. Ya da demiş, sana al bir kese altın. Gitme demiş, bu kese altını harca. Ortancı kardeşi hiç düşünmemiş bile. Almış kese, bir kese altını, çıkmış, gitmiş. Yine yol ayrımına gelmiş, abisinin yaptığı gibi yapmış ve demiş ki, annemle küçük kardeşimin yanına gidecekken neden şehre gitmiyorum ki bu bir kese altınla? Bir kese altın ağır basmış. Almış ve gitmiş. Daha sonra bakmışlar ki ne gelen var ne giden. En küçük kardeşimiz annesiyle vedalaşmış. Annesi hala çok hastaymış ve yiyip içmiyormuş bir şey. Çıkmış gitmiş yollara. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere, tepe, düz gitmiş. Bir nehir kenarında duran o kulübenin yanındaki teyzeye yaklaşmış ve demiş ki, teyzeciğim, buralarda bir tablo gördün mü? O da demiş ki, evet evladım, gördüm. Onu güneşli dağın sultanları aldı ve götürdü. Peki demiş, nasıl alırım o tabloyu geri? Çok basit. Dişlerini atıma ödünç ver, o da otları yesin, canlansın, kanlansın, şahlansın, seni götürsün. Ama demiş, bir şey var ki bu yola gittiğinde kendine güveneceksin. İnanacaksın, hayallerine tutunacaksın, karşına okyanuslar gelecek. Karşına ateşler çıkacak, buzulların ortasında kalacaksın. Ama şikayet etmez, hayalini hatırlarsan bu yoldan gerçekten de tablonla geri geleceksin demiş. Tamam demiş, dişlerimi geri vermek istiyorum, ödünç vermek istiyorum bu ata. Tamam demiş, basit bir hareketle dişleri geçmiş ata. At şahlanmış, şahlanmış at, canlanmış, kanlanmış, küçük çocuğu almış üzerine. Gitmişler, gitmişler. Karşılarına ateşler çıkmış. Öyle büyük ateşlermiş ki, sanırsınız ki ejderhanın diline dönüşmüş bu ateşler. Onları yalayıp yutmak istiyormuşçasına çok yanıyorlarmış. Küçük çocuk korkmuş atıyla, atını şöyle bir pışpışlamış, sakinleştirmiş ve sadece annesinin tablosunu hatırlamış. Annesinin tablosunu aldığındaki mutluluğunu gelmiş gözlerinin önüne. Ve o ateşlerin içinden hiçbir şey olmamış gibi gitmiş. Sonra okyanuslar çıkmış karşısına. Büyük dalgalarla savaşmışlar, geçmişler içlerinden. Sanırsınız ki dalgalar onları yutacak gibiymiş. Korkmuş korkmuş aslında ama kendini sakinleştirmiş. Atını sakinleştirmiş ve başarmış oradan geçmeyi. En sonunda da buzullar çıkmış karşısına. Buzullar
çok soğukmuş. Sanırsınız ki ağzımızdan çıkan hava bile donuyormuş. Kirpiklere donmaya başlamış nefesi, ağzı, yüzü. Ama inanmış hayallerine, tutunmuş hayallerine. Annesinin tablosunun altındaki o görüntü gelmiş aklına, annesinin mutluluğunu görmüş ve geçmiş o buzullardan, başarmış. Ve başka bir diyara gelmiş. Nehirler akıyormuş, çağlayanlar gibi. Önünde bir sürü kadınlar varmış. İnmek, inmek, inmek. Boyuyorlarmış, dokuyorlarmış. Tam da ortalarında annesinin tablosu varmış. İçlerinden bir kırmızılı kadın görmüş onu. Ne zamandır da rüyasında görüyormuş bizim küçük çocuğu. Görünce bir güven gelmiş ona. Evet, beklediği de tam da bu oymuş. En küçük çocuğun yanına tabloyu dokuyanlardan sarılı kadın gelmiş. Demiş ki, ben Güneşli Dağ'ın sultanlarının elçisiyim. Rüzgar oğlumuza söyledik. Annenin tablosunu getirmesini istedik. Biz hayatımızda hiç bu kadar güzel tablo görmemiştik çünkü demiş. Ama merak etme, bugün bitiyor, yarın annenin tablosunu geri vereceğiz demiş. Çocuk çok sevinmiş bu habere. Onu almışlar, misafir etmişler. Çocuk uyumuş. Çocuk uyuyadursun. Bizim kırmızılı kadın annesinin yaptığı o tabloya kendini gelinciklerin arasına kırmızı nakışlarla işlemiş kendisini. Sabah olmuş. Güneş doğmuş. Çocuk atına binmiş. Annesinin tablosunda kumaşı cebine koymuş. Gitmiş, gitmiş, atı şahlanmış. Gitmiş de gitmiş. Hem annesini hayal ediyormuş o tabloyla. Hem de gittiği o yolları asla unutmuyormuş. Yine buzullardan geçmiş. Okyanuslar aşmış. Ve ateşler geçmiş. Geçmiş. Çünkü inancı ve hayalleri çok yüksekmiş. Varmış annesinin yanına. Hasta olan annesinin yanına. Armut ağacının kenarına getirmiş onu. Ve demiş ki, al anneciğim, sana tablonu geri getirdim. Annesi tabloyu almış. O kadar sevinmiş. O kadar sevinmiş ki armut ağacının yanına gitmiş, yükseltmiş tablosunu göklere uzanabildiği kadar ve bir çığlık atmış. Siz deyin mutluluk çığlıkları, ben diyeyim feryat çığlıkları, hepimiz diyelim hayallerinin çığlıkları. Öyle bir çığlık akmış ki içinden, bir anda masal bu ya, tablo gerçeğe dönüşmüş. Karşısında güneş, dağlar, çizdiği o kuş, gelincikler, ev, armut ağaçları, nehir, başka ağaçlar doluşmuş. Annesi gözlerine inanamamış. Bu gerçekten de hayallerinin tablosundan daha da güzelmiş. Çapacanlı karşısında duruyormuş. Küçük oğlan gelmiş yanına ve bakmış ki, anne, bu tablo senin çizdiğin, dokuduğun tablo değil miydi? Evet demiş annesi, gerçek oldum. Daha sonra bu küçük çocuğumuz
gelincikler arasında bir şey fark etmiş. Kırmızı bir şey. Yaklaşmış, yaklaşmış, bakmış ki güneşli dağın sultanlarından bir tanesi gelincik tarlaların içinde. Kadın anlatmış başına gelenleri. Kendisini gelinciklere tek tek ilmek ilmek dokuduğunu anlatmış. Çok mutlu olmuş çocuk. Sonra kırmızılı elbiseli kadın en küçük çocuğumuz ve de annemiz yaşamışlar mutlu mesut. Anne, küçük çocuk, kırmızılı kadın hayatlarının en güzel zamanlarını geçirmeye başlamışlar. Şimdi merak ediyorsunuz tabii ki. Ortanca oğulla büyük oğulla ne oldu? Soralım mı salçaya? Diyor ki salça. Boş verin. Anne mutlu. Çocuğu mutlu. Daha ne olsun? Onlar da olduğu yerde dursun. Bu masal da burada bitsin. Gökyüzü açılmış ve 3 kırmızı elma düşmüş. Biri beni dinleyen tüm kişilerin annelerine gitsin. Biri bu masalı yazan, çizen, dillerden dillere anlatan, çoğaltan herkesin annesine gitsin. Bu elmamız da masalımızdaki karakterlerimizin annesine gitsin. Bu masal da bu şekilde bitsin. Evet çocuklar, isterseniz şimdi masal kapımızı kapatalım ki üşümeyelim. Hadi. Tik, tak, tok, kapatıyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Masalımız burada sona erdi. Bu masalda kullandığım tüm materyalleri ben çizdim. Umarım keyif almışsınızdır. Benim kendimden de çok bulduğum böyle bir masaldı. Çok özenerek sizler için hazırladım. İnşallah siz de benim kadar zevk almış ve beğenmişsinizdir. Herkese kucak dolusu sevgiler, çocuklara öpücükler gönderiyorum. Umuyorum başka masallarda, başka diyarlarda, başka karakterlere dokunabilme yine şansımız olur. Beni izlemeye devam edin. Tekrar görüşmek üzere.